Biz aslında hemoroidden ama asıl kabızlıktan da biraz bahsedelim mi? Evet. Biz niye kabız oluyoruz? Çok kişi kabızlık şikayetini yaşıyor da geçmiyor. Kabızlık nedir? Yani kimler durumunu kabızlık olarak yorumlamalı? Önce onun kısaca bir tarifini de yapalım isterseniz. Özetle geç ve güç dışkılama kabızlık olarak isimlendirilir. Geç ve güç dışkılama dediğimiz zaman haftada 3 veya daha az sayıda, daha az sıklıkta büyük tuvalete çıkma veya daha sık çıkıyor ama tuvalette dışkısını çıkarmakta insan çok zorluk çekiyorsa bütün bunları kabızlık olarak yorumlayabiliriz. Yani haftada 3 kere çok zorlanıyoruz, yapamıyoruz. 3'ten daha az çıkıyorsa, 3 ve daha az çıkıyorsa ya da 3'ten daha çok çıkıyor ama tuvalette yarım saat, 40 dakika, 1 saat zaman geçiriyor ve dışkısını çıkarmakta çok zorlanıyor. Bunların tümüne kabızlık diyebiliriz. Kalıyor. Çok ıkınmak zorunda kalıyor. Hatta bazı hastalar yıllar geçtikçe parmak yardımıyla dışkılama yapmak zorunda kalıyor. Ya, bazı hastalar tuvaletini akşam saatlerine, işten dönüş saatlerine ertelemeye çalışıyor ki tuvaletten sonra tabii o kadar zor yapılmış bir dışkılamadan sonra kişi halsiz kalıyor, kanamaları oluyor, ağrısı oluyor. Bu süreci evde hiç olmazsa geçirebileyim diye erteleyen insanlar var. Kabızlık aslında toplumda sanıldığından çok daha sık görülen, çok daha ciddi bir günlük hayatı, iş yaşamını, sosyal hayatı etkileyen bir problem. Çok. Peki bizim yediğimiz, içtiğimiz mi bizi kabız yapıyor? Çok su içmemek mesela. Kesinlikle doğru. Hastaların %70'inde gösterilmiş ki aslında kabızlığın temel nedeni bilinçsiz beslenme, kötü beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik. Neyi yanlış yapıyoruz, neyi yiyoruz? Bir kere lif almıyoruz. Aldığımız tüm gıdalar hazır endüstriyel gıdalar. Bağırsaklara posa olarak, lif olarak bir şeyler götüremeyecek gıdalar. Bu nedenle bağırsaklara lif gitmemesi, eğer beraberinde bir de yeterince su içmiyorsak, bu liflerin suyla birleşip dışkının rahat hareket edebilmesi hiç mümkün olmuyor. Ve o zaman kabızlık denilen illetle karşı karşıya lifli kalıyoruz. Lifli gıdalardan kastımız ne? Başta tüm sebze ve meyveler. Sebze ve meyvelerde oldukça bol miktarda, yeteri miktarda lif var. Baklagiller, tahıllar, bunlarda lif var. Muz kabız yapar mı? Muz aslında içinde lif var. Yani günde bir tane, iki güne bir tane muz yediğinizde en azından potasyum desteği olarak doğru bir şey yapmış olabilirsiniz. Ama daha fazla bir oturuşta 4 tane, 5 tane muz yenirse kabız yapabilir. Diyeceğiz ama. Evet. Peki özellikle mesela size gelen bir sürü hasta var. Ortak özellikleri ne? Kabızlığı olan hastalarda genel problem şu, mutsuzlar. Tabii yani. Kabızlık insanı mutsuz yapıyor. Zaten bu konuda yapılmış çok çalışma var. Bağırsak sağlığı normal olmayan insanlarda, yani dışkılamasını rahat, büyük tuvaletini rahat boşaltamayan insanlarda, depresyondan diyabete kadar, nörolojik rahatsızlıklara kadar, obeziteye kadar pek çok hastalık görülebilir. Çok doğru bir yere değindiniz. Artık son 15 yıldır ikinci beyin bağırsaklar diye bir terim var. Bağırsaklarımızın nasıl çalıştığı, bağırsaklarımıza bağlı yaşadığımız sorunlar bütün hayatımızı hem ruh sağlığı hem beden sağlığı olarak etkiliyor. Peki, bol su içiyorum, hareket ediyorum, kilom da çok şey değil, hem şişiyorum hem hala kabızım. İşte bunlar da bizim uzmanlık alanımızın asıl yoğunlaştığı, ilgilendiği hastalar. Yani kişi yemesine içmesine dikkat ediyor, yeterince su alıyor, hareket ediyor ama yine kabızlığı var. O zaman bu hastalarda ya da bu kişilerde ya bağırsaklarla ilgili, sindirim sistemiyle ilgili ya da vücudun bir başka metabolizmasıyla ilgili bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bu hasta guatr olup tiroid bezleri yeterince hormon salgılamıyor, tiroid tembelliği nedeniyle kabız olabilir. Bu hasta tansiyon ilacı, depresyon ilacı, demir hapı kansızlık nedeniyle kullanıyor ve sırf bu yüzden kabızlık yaşıyor ve bunu yedikleriyle ayarlayamıyor olabilir. Demir hapı kansızlık mı yapıyor? Kansızlık demir hapı. Demir hapı kullanırsanız o bağırsaklarda tembelliğe yol açıyor. Demir hapı kullanan ya da demir hapı reçete ettiğimiz bir hastaya o yüzden lif takviyesi veya lifli beslenme ile ilgili ek önerilerde bulunmamız gerekiyor. Duyuyor musunuz? Kansızlık için. Aslında bunlar çok sık toplumda yaşanan, yani antidepresan neredeyse kullanmayan insan kalmadı. Valla ben hiç kullanmıyorum. Çok da korkarım öyle şeylerden. Sizi zaten hep mutlu görüyoruz. İnşallah şükür, hep de öyle çok devam eder. Çok şükrediyorum çünkü. Evet. Yani depresyon ilaçları, tansiyon ilaçları,
demir ilaçları, bunların hepsi kabızlık yapmaya eğilimli ilaçlar. Dolayısıyla bir hasta bize kabızlıkla geldiğinde biz önce geniş bir anamnez alıyoruz. Hasta neden kabız olabilir? Beslenmesine dikkat etmediği için mi? Yoksa şimdi saydığım gibi tiroidi mi yavaş çalışıyor, D vitamini mi düşük, hareket mi etmiyor, şeker hastalığı mı var, Parkinson'u mu var, bunlara bakıp sonra da tedaviyi buna göre oluşturuyoruz. Peki hocam, şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Ben bizimkilerin yaptığı yanlışları da biliyorum. Mesela kabızsa eğer kıspatma, sinameki iç sinameki. Bana çok iyi geldi, hiçbir şey kalmıyor. Duyuyorum ben bunları, içiyorlar. Sonra o sinameki silip süpürüyor ne varsa bağırsakta. Oh diyor, çok rahatladım. Sonra alışkanlığa dönüyor. Sonra bağırsağı mahvediyor. Evet. Ay sesim çıkmıyor, siz söyleyin. Bir süre sonra da hiçbir işe yaramıyor. Yapmayın diyorum, yani, yapmayın. Bu hakikaten ülkemizde biz hekimlerin ciddi bir problemi. Değil mi? Yani bir hastalığı, sağlığıyla ilgili bir problemi olan neden komşuya danışır? Hakikaten bunu ben bir türlü anlayamıyorum. İşte komşusunun kullandığı ilacı neye güvenip aynı ilacı kendisi için ona kullanır? Ona iyi geliyor çünkü. Ona iyi geldiğine nasıl güvenebilir? Hastalara hep aynı şeyi söylüyorum. Nasıl ki hepimizin parmak izi birbirinden farklıysa, hepimizin organizması ve yaşadığımız sorunlar da birbirinden farklı. Mesela birazdan hemoroide değineceğiz. Hastalar zannediyor herkeste aynı tür hemoroid var. Yani size buraya hani getiremiyorum resimleri. Hani onlarca değişik hemoroid hastası gösterebilirim. Bu hastalar çok birbirinden farklı klinik şikayetlere sahipler. Farklı yakınmalarla bana geliyorlar. Ama biri diğerinden duyuyor, hemoroidmiş. Servet Bey ona şu ilacı vermiş. Ha? O da gidiyor o ilacı ne kullanıyor. Gerek var halbuki birbiriyle hiç alakası olmayan hastalar.